Merhaba arkadaşlar. Ata Yayınları Ben Korkmam 6. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 3. ünite konularından ondalık ifadelerle bölme işlemi yaptırmayı gerektiren problemleri öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Ayşe Hanım pazardan aldığı 5 kilogram çilek için 11 tam %25 TL ödemiştir. Ayşe Hanım'ın aldığı çileğin 1 kilogram fiyatını bulalım. 1 kilogram fiyat 11 tam %25'i 5'e böldüğümüzde bulunur. Bunun için buradaki virgülü sayı virgülden kurtarmamız gerekiyor. Hemen çözüme bakalım. Virgülden kurtarmak için 11 tam %25'i 100 ile çarpıyoruz. 1125. 5'i de 100 ile çarpmalıyız. Sonuç 500. 1125'i 500'e böldüğümüzde buradan sonuç 2 tam %25'tir diyoruz. Demek ki 1 kilogram çileğin fiyatı 2 tam %25 TL'dir arkadaşlar. Alıştırmalarla devam edelim. Nuriye Hanım 6 kilogram reçeli 31 tam %5 TL ödeyerek almıştır. Buna göre Nuriye Hanım'ın aldığı reçelin 1 kilogramı kaç TL'dir? 31 tam %5'i 6'ya böldüğümüzde reçelin 1 kilogram fiyatı bulunur. Bunun için de ilk önce sayıyı virgülden kurtarmamız gerekiyor. 31 tam %5'i 10 ile çarparsak 315. 6'yı da 10 ile çarpıyoruz. 60 ve 315'i 60'a bölüyoruz. 3'te 60 yok. 31'de 60 yok. 315'te 60. 5 kere vardır. 5 kere 60. 300. Kalan 15. 15'in yanına hemen bir sıfır attık. Buraya bir virgül koyduk. 150'de 60. 2 defa var. 2 kere 60. 120. Kalan 30. Bir sıfır attık. 300'de 60. 5 kere var. 5 kere 60. 300. Kalan ise sıfırdır. Demek ki reçelin 1 kilogram fiyatı 5 tam %25 TL'dir diyoruz. İkinci alıştırma. Cevdet Bey 1129 tam %5 TL'ye aldığı fırın için her ay eşit miktarda taksit ödeyerek taksitlerini 9 ayda bitirmek istiyor. Cevdet Bey'in 1 aylık taksiti kaç TL'dir? Yani 1129 tam %5'i 9'a bölmeliyiz. Bu şekilde 1 aylık taksidi bulunur. Burada da sayıları virgülden kurtarmamız gerekiyor. 1129 tam %5'i 10 ile çarparsak buradan 11.295 TL bulunur. 9'u da 10 ile çarpıyoruz. 90 bulunur. 11.295'i 90'a bölüyoruz. 1'de 90 yok. 11'de 90 yok. 112'de 90. Bir defa vardır. Bir kere 90. 90. Kalan 22. Hemen 9'u aşağı indirdik. 229'da 90 2 defa var. 2 kere 90. 180. Kalan ise 49. Hemen 5'i aşağı indirdik. 495'te 90 5 kere vardır. 5 kere 90. 450. Kalan 45. Artık soramıyoruz. Hemen 45'in yanına bir sıfır attık. Buraya bir virgül koyduk. 450'de 90. 5 kere vardır. 5 kere 90. 450. Kalan ise 0. Demek ki Cevdet Bey'in 1 aylık taksiti 125 tam %5 TL'dir diyoruz. Devam edelim. Alanı 15 tam %12 metrekare olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin kısa kenarının uzunluğu 2 tam %4 metredir. Buna göre bu bahçenin uzun kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi ilk önce arkadaşlar dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımıdır. Demek ki alanı kısa kenar uzunluğuna böldüğümüzde uzun kenar uzunluğu bulunur. Bunun için de ilk önce sayıları virgülden kurtarmalıyız. 15 tam %12'yi 100 ile çarpıyoruz. 1512. 2 tam %4'ü 100 ile çarpıyoruz. 240. 1512'yi 240'a bölüyoruz. 1'de 240 yok. 15'te 240 yok. 151'de 240 yok. 1512'de 240. Kaç kere vardır arkadaşlar? 5 kere var. 6 kere oluyor mu? Evet, 6 kere oluyor.
6 kere 0 0, 6 kere 4 24 elde var. 2, 6 kere 2 12, 2 daha 14, 1440. Çıkartalım hemen. 2 7 0 0 72. Hemen 72'nin yanına bir sıfır attık. Buraya bir virgül koyduk. 720'de 240 3 kere vardır. 3 kere 240 720, kalan ise 0. Demek ki bu dikdörtgenin uzun kenarı 6 tam 10'da 3 metredir. Yalnız uzunluk santimetre cinsinden istenildiği için bunu 100 ile çarpmalıyız. Çünkü 1 metre 100 santimdi. 6 tam 10'da 3'ü 100 ile çarparsak 100'ün 2 sıfır olduğu için virgülü 2 basamak sağa kaydıracak. Kaydıracağız. 1 basamak kaydırdık. 63 oldu. Eksik basamak için de 1 sıfır koyduğumuzda 6 tam 10'da 3 metre 630 santimetreye eşittir. Ve bu bahçenin uzun kenarının uzunluğu 630 santimetreye eşittir diyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Bir apartmanın aidatı daire başı 22 tam 10'da 5 TL'dir. Bir ayda her daireden aidatlar tam olarak alınmış ve 405 TL aidat parası toplanmıştır. Buna göre apartmanda kaç daire vardır? Aidat parasının tamamı 405'ti. 405'i daire başı aidat fiyatı 22 tam 10'da 5 olduğu için 405'i 22 tam 10'da 5'e bölersek apartmanda kaç daire olduğunu buluruz. Bunun için de sayı virgülden kurtarmalıyız. 22 tam 10'da 5'i 10 ile çarparsak 225 olur. 405'i de 10 ile çarpıyoruz. 4050. 4050'yi 225'e bölüyoruz. 4'te 225 yok. 40'ta 225 yok. 405'te 225 bir kere vardır. 1 kere 225. 225 kalan 180. Hemen 0 aşağı indirdik. 1800'de 225 kaç kere olabilir? 8 kere. Hemen bakalım 8 kere oluyor mu? 8 kere 5 40. 40'ın 0'ı elde var 4. 8 kere 2 16. 4 daha 20. 20'nin 0'ı elde var 2. 8 kere 2 16. 2 daha 18 oluyor. 1800'den 1800'ü çıkarttığımızda sonuç 0'dır. Demek ki bu apartmanda 18 daire vardır diyoruz arkadaşlar ve problemler de bu şekilde çözülüyor. Evet arkadaşlar, bu dersimizde onluk ifadelerle bölme işlemi nasıl yapılır ve problemler nasıl çözülür öğrendiğimize göre geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 6. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.